Selamun aleyküm ağalar. İyisinizdir inşallah. Keyifler yerindedir. Bir depoyu da gösterelim. Yeri uzun zamandır çekmiyordum depodan. Arpa bittikçe getiriyorum. Bu arpayı ben Ağustos ayında almıştım. Bittikçe getiriyorum ağalar. Depoda duruyor. Boşaldıkça getiriyorum. Ezmeme kırmamı onun videosunu çektik. Şunun kasnağı geldi. Bunu kasnağını oturtturup ustayı getirip oturtturup ezmeye geçeceğim. Yani düveler artık bitti. Düveler şundan devam etsin. Ağalar kafanız dağılsın diye, benim de kafam dağılsın diye böyle çiftlikten video atıyorum. Yani bazı arkadaşlar diyor ki, algıcılar var. İşte o kadar akraba öldü, ne oldu hemen sen çiftlik video. Ağalar neyi çekeyim? Yani kokuyu mu çekeyim? Enkazları mı çekeyim? Onu mu istiyor arkadaşlar? Bak ben depremde gördüm. 3 tane şey yapın mutlaka. Şimdi ben diyeceğim boynuna bir tane düdük al. Artık deprem ne zaman olursa, binan yıkılırsa düdüğü çalarsın desem. En fazla bir hafta boynunda düdükle yatarsınız değil mi? Ondan sonra sıkılırsınız. Ya bu düdük batmaya başladı. Hani depremde yok. Kim boynunda düdükle gelsin? Deli mi zannedecekler beni diye? Kimse düdükle yatmaz. Benim 3 tane şeyim var ağalar. Sağ salim çıktın zaten enkaz altında kalanlara. Allah yardım etsin. Ha siz sağ salim canınızı dışarı attınız. Ne lazım? Milyonluk daire lazım değil. Ben onu gördüm. Milyonluk araba da lazım değil. Ben onu gördüm. Sizin yapacağınız 3 tane şey var. Birincisi jeneratör. Mutlaka mutlaka olacak. Jeneratörü çalıştırıp ısınmak için. Genellikle depremler kış aylarında oluyor. İkincisi bir tane konteyner. Mutlaka olması lazım. Karavan ya da arabanın arkasına takılan karavanlar da olur. Konteyner de olur. Müsait bir yer varsa getirtilerini alır. Yani 50-60 bin TL o, herhalde o civarlarda bir şey fiyatları. Bir tane o. Bir tane de yapmanız gereken şu 1000-1500 TL'lik bir gıda alacaksınız. Öyle mercimekmiş, pirinçmiş değil. Sadece sizi tok tutacak. Saman uçtu. Sizi tok tutacak. Bisküvi, su mutlaka olması lazım. Su ağlar, bu 3 tane şey lazım. Bir tanesi gıda, 1500-2000 TL markete gidin. 4 ayda bir onu yenileyin, yiyin ağlar. Ondan sonra geri tekrardan yenileyin orayı. Bir tane konteyner, bir tane de jeneratör. 3 tane gerekli malzeme var depremden sonra gerekli olan. Yani bu diyeceğim bu. Deprem olmuş 15 gün. Benim gördüğüm şekil bu. Yani milletin perişanlığını gördüm. Yani gerekli olan malzemeleri ben size söyleyeyim. Depremden sonra da şöyle karakot yapıştırıyorlar bütün şeylere. Binalara, dairelere. Yani bir tane bina varsa şunu yapıştırıyorlar. Mesela burada diyor ki yapı tespit belgesidir. Sökülmesi halinde adli sicil başlatılacaktır. Şu senin karakodun. Ben E-Devlet üzerinden girdiğim zaman buraya hasarsız girilmiş. Hasar da yok zaten. İçeride girdik, dışarıda çıktık. Hasar yok. Ağalar. Maşallahı var, yoğurdu dolaba koyuyorsun, sallaya sallaya, zaten artçı depremler sallaya sallaya onu ayran haline getiriyor. Sizin ayran yapmanıza gerek yok, deprem zaten sallaya sallaya ayran haline getiriyor yoğurdu. O kadar çok artçı oluyor ki şu an bakıyorum kandilli rası tanesinden, Elazığ tarafında bayağı ciddi artçılar var. 4.5 4.3, o civarlarda şu an. Kesim fiyatlarını da merak eden arkadaşlar için, düve kesimi 158 lira, dana kesimi 165 lira. Dün konuştuğum fiyatlardı bunlar, bugün şu an ne bilmiyorum. İnek kesimi de 151 lira arasında değişiyor. Ağalar düve besiciliğini gördük. Siz evinizde izlediniz bu videoları, ben de burada çektim. 6 ay boyunca kimse anlat, yani canlı olarak her gün hayvanlarını çekip ne yediklerini, ne içtiklerini, ayak ağrısı varsa ne kullandıklarını söylemiyor kimse. Ben size burada sadece 6 ay boyunca şu düveleri çektim. Yediklerini, içtiklerini, hatta rasyon, milletin kafasına rasyon takılıyor. Rasyon en basit şey. Bu hayvanlar ölmediği sürece sıkıntımız yok. Toplu hayvan almaya bakmak, yaylım hayvanı, çiftlik hayvanı almaya bakmak, dikkat etmek gerekiyor. Pazardaki hayvan ucuz olur. Tamam, eyvallah, güzel. Ama milletin zar zor iyileştirdiği hayvanlar da pazara geliyor. Onu da siz alıyorsunuz. Patlak veriyor. Bir hafta sonra hayvan direkt enfeksiyonla, zaten stres en büyük enfeksiyon kaynağı. Strese kapılıyor hayvan. Enfeksiyon tetikleniyor tekrardan. Bu sefer de siz elinize yeni ilaç alıyorsunuz. Haydi tekrardan başla. Hayvan yani %70 ihtimalle ölüyor zaten.
Bizim önemli amacımız bunlar ölmeden biz bunları yetiştirmek. Bütün besicilerin amacı bu. Ölmeden yetiştirmek. Millet sadece ha abi senin düveler güzel olmuş hangi yemi kullanıyorsun? Şunu bana soruyor. Kaç kilo arpa veriyorsun? Ya ilk önce ben bunları ilk iki ay strese sokmadım ben. Çok hafif besledim. Hayvanlar eğer bir enfeksiyona, diğer hastalıklara bulaşmasın diye elimden geleni yaptım. Ondan sonra bu hayvanlar zaten kilo almaya başladılar. Öyle kafadan direkt parlamadılar. Yani ben şu yeme borçlu değilim, harpaya borçlu değilim bu hayvanların böyle gelişmesi için. İlk önce iki ay bir işkembelerini çok hafif bir kaba yemle, kesif yemle dizginledim ki bu hayvanlar bir sıkıntı yaşamasın diye. Zaten çoğu çiftlik ya da yaylım hayvanı. O yüzden elimizde 20 tane hayvan var. 20 tane aldık. 20 tanesini de göndereceğiz. Düve besi, kısa besi. Benim cebimi yormuyor. Senin de cebini yormuyor. Enflasyon karşısında çok paran erimiyor. Millet şunu zannediyordu. Ya dana 400 kilo gelir, düve 250 kilo gelir. Tamam eyvallah. Biri 400, biri 250 tamam. Biz de diyor ki dana pahalı kesiliyor. Ya dana şu an 165 lira olduysa düve 100 lirada mı kaldı? Yok. Düve de arkasından at gemi koşuyor. Arada 6-7 liralık bir fark var. O 6-7 liralık fark nereden geliyor? Bir 2,5 lira bir sakatat farkı var. 2 liralık da bir randıman farkı varsa toplam yani benim gözümde maksimum yani 5 lira olması lazım yağsız kesimde bu ikisi arasında. Maksimum 5 lira. Ama bu işte kesimciler ne kadar para götürebilirsek o kadar iyidir. Aynı müteahhit hesabı bizim kesimcilerde öyle. Hep sadece kendini düşünür. Bir büyük kesimci bunu çarptığı zaman tekrardan yine biz besici mağdur oluyor. Aynı ev sahibi gibi. Tekrardan besiciler mağdur oluyor. Ağlar kısa besi rahat, güzel. Tohum, damızlık satabilirseniz damızlık da olur. Fark etmez. Yani illa bu hayvanlar gebeler de var. Yani bu hayvanlar besilik diye düşünmeyin. Damızlık satabilirseniz o potansiyeli sizde görüyorsanız aynı nasıl 3 tane inek sizin can damarınız dedim. Damızlık işini de ben yaparım. Damızlık bizim bölgemizde dişi hayvana ihtiyaç var deniyorsa zaten dişi hayvan bir ahırın çeyrek altınıdır. Çok kolay satılır. Damızlığı da olsun. Kesimliği de olsun. Çok kolay elinden çıkartırsın. Damızlığı 60 bin lira vermezsin. 58-58,5 verirsin ama çok kolay satarsın. Yani çok bekletmezsin elinde bu damızlıkları. Damızlık ne zaman satılır? Benim gözümdeki damızlık 3-5 aylık gebe satılmaz. En az 6,5-7 aylık bir gebe satılmaya başlanır. Çünkü fiyat çok fark ediyor. Elindeki hayvan hazır makine zaten işliyor. 6-6,5 aydan itibaren satmaya başlarsın gebelikleri. O maksimum 1-1,5 aylık periyot zaten 9 ayda doğuruyor ya. Yani sen 8 aylık en son satmaya başladın. 1-1,5 ayda da en sonki partiyi çıkartırsın. 8 aylık olunca elindeki hayvanlar bitmeye başlar. Amaç odur zaten. Damızlık işinde de para var. Besilik işinde de para var. Çoğunda para var hayvancılığın. 6 ay önce şu an 13.000 TL'ye alınmış. 9.000 TL'ye yem masrafı 22.000 TL. Bu hayvanlar gittiğinde ortalama 45'er bin TL tutacak desek. Şunu söyleyeyim. Bir elinizdeki para %100 artmış. 6 aya baktığımızda da 7 aya baktığımız zaman ürünler %100 gitti mi gitmedi. O zaman sen kârdasın demektir. Tekrardan yerini alacağın zaman bundan fiyatı nedir? Yani 20-25 arasında değişiyor. Ortalama 22-23 bin TL'ye düzelsin. Tekrardan 9 bin TL, 10 bin TL yem masrafına katarsan sen buna 32-33 bin TL. Sana hayvan başına kadar kalmış ortalama. Bak düz konuşuyorum. Bazı arkadaşlar çok eliyorsun bu fiyatları diyor da. Milyonluk iş yaptığın için 3-5 bin TL, 10 bin TL gözüne görükmüyor. Ortalama 10'ar bin TL kar yazıyor. 20 tane hayvan da 200 bin TL. Yapabilir miyim, edebilir miyim? Herkes yapar. Ne diyorum? Hayvan yeter ki strese girmesin. Hemen ben buna et aldıracağım, hemen ben dana bırakacağım derseniz o iş kötü. İlk önce kendiniz gibi düşünün. Kendiniz misafirliğe gittiğiniz zaman rahat edebiliyor musunuz? Size bir kanepeyi açarlar, koltuğu açarlar ya da yer yatağı yaparlar. Evin gibi rahat edemiyorsun. Aynı bu hayvanlar da öyle. Başka bir yere gittiği zaman rahat edemiyor. Önceki çiftlikte yattığı yer aynıydı, içtiği su aynıydı. Çoban aynıydı. Farklı bir yere geliyor. Sistem değişiyor. Onu da strese sokmayacaksın işte. Mantığım budur benim her zaman. Yani ben insanda ne görüyorsam hayvanda da onu uygulamaya çalışıyorum. Başım ağrımasın diye.
Analar 3 tane inek can damarı. Gerçekten bir tane ineğin peynirini satarsanız ortalama 15-16 kilo süt veren 3 tane inek getirseniz 50 litre yapar. 50 çarpı ortalama süt 10 liralarda geziyor şu an. 500 lira. 500 lira da zaten siz yeme almışsınız. Düveleri getirmişsiniz. Yeminiz de hazır. Cebinizde de biraz 3-5 kuruş para var. Peşin para her zaman cebinizde bir 3-5 kağıt olsun. Çünkü iğnesi var, ilacı var. Ani bir hamyona yüklemesi olur. Yonca gelir uyguna onu alırsınız. Cebinizde bir 15-20 kağıt durur. 1000 TL. Ona göre iş yaparsınız. 3 tane inekle zaten yeminizi aldınız, koydunuz, bunları getirdiniz, koydunuz. Başladınız üretime. O 3 tane ineğin parası günlük 530 ile çarp 15.000 TL. Aylık o 15.000 TL aynı size memur maaşı gibi yattığı zaman moraliniz çok yüksek oluyor. Sürekli besi danasıyla, besi düvesiyle girip 10-12 ay yedirip ya da 7-8 ay yedirip ondan sonra eline para geçtiği zaman o biraz sıkıntı. Sürekli yediriyorsun, artık bir müddetten sonra düşünmeye başlıyorsun. Ya diyorsun ki bu işin sonu nereye gidiyor? Maaş olmadığı için bizim sektörde, yani aylık olarak elimize bir para geçmediği için insan düşünmeye başlıyor. Bu işin sonu nereye gidecek? Yapabileceğim mi? Ama sen aylık 15'er bin TL süt parasını cebine koyduğun zaman sen öyle bir rahatlıyorsun ki. İçerideki ineğin bile sütü 5500-6000 TL arasında değişiyor. Yani aylık bak düşünün, bir tane inek bile 5000 TL diyelim düz. Senin tüpünü, çayını, çorbanı, sigara paranı hepsini karşılıyor. İşte o 3 tane inek senin moral motivasyon kaynağı zaten. Yeni girecekler için söylüyorum. Bu işin içinde olanlara da bu tavsiyem var benim. Elinde 20-30 tane besi hayvanı olur. Ya besi hayvanı ne? 3-4 tane danayı yok de 3 tane inek getir. Ama günlük para giriş çıkış olsun, moralin yüksek olsun. Sürekli yedirip ondan sonra da bu iş nereye gidiyor diye düşünmeye gerek yok. Yani bak inanın benim iş memurdan daha kolay diyorsunuz ya, neden mühendislik yapmıyorsun? Arkadaşlarına gördük. Elbistan'da ne mühendis kaldı, ne mimar, ne müteahhit, çoğu kaçtı gitti. Ne olacağını beklediler. Sıra bize gelecek mi korkusu var. Benim kafam rahat mı? Rahat. Çünkü neden? Bir şeye imza atmamışım. Hayvanlar sadece burada. Çiftliğe gelip gitmişim. Şuna bakarsak zaten memurun işi gerçekten, bizim tatilimiz yok. Bakın çoğu memur gitti. Diğer memleketlere gitti. Şu an Elbistan nüfusu bayağı azaldı. Mesela biz bir yere gidebiliyor muyuz? Gidemiyoruz. Çünkü ne? Arkanda senin burada 22 tane canlı var. 22 tane evladın var. Evladını bırakıp bir yere gidebilir misin? Gidemezsin. O hesap. Bizim tatilimiz yok. Gecemiz gündüzümüz yok. Çünkü bunlar da insan gibi. Kalbi var, ciğeri var. Bunlar gece 7-24 üretim yapmak zorunda. Yani büyümek zorunda. Hastalanabilir. Sıkıntı yok. Ama bir şuna baktığımızda memur 8-4 yapıyor. 8-4 arasında artık koltukta oturur. O bizi ilgilendirmez. Bizim işimiz ne? 20 tane hayvan için söyleyeyim. Yani bir tane inek. Hatta 20 tane değil. Burada 17 tane düve olsun. 3 tane inek olsun. Düz 20 diyelim. 3 tane inek, 17 tane düve. Yani 20 tane hayvanda biz ne kadar çalışıyoruz biliyor musunuz? Sabah 1 saat, akşam 1,5 saat. Toplam 2,5 saat, yarım saatte siz öyle ekleyin 3 saat. Toplam çalıştığımız süre 3 saat. Hiç hastalıkta, ahırda hastalık yok, bir şey yok. Bizim toplam çalıştığımız süre 3 saat. 3 saat çalışıyoruz, işimiz bitti. Yani 8-4 dedi. 8-4 arasında sen 3 saat çalışıyorsun. Başka bir şey yapmıyorsun. Gece de gelip bunlara bakıyorsun, kontrol ediyorsun. Bu. Emir veren var mı bizim üstümüzde? Yok. Kafamız rahat mı? Rahat. Kendi işin mi? Kendi işin. Kimse o düve neden böyle yattı? O niye arkasını döndü? Ona bir şey mi yaptın? Bu niye böyle yatıyor? Bu niye hızlı nefes alıp veriyor? Kimse bize sormuyor. Çünkü burada patron sensin. Cezayı kendin çekeceksin. Allah tekrar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz, sayılıyorsunuz. Kafanız dağılsın diye çekiyorum bu videoları. Tekrar görüşürüz. Kendinize iyi bakın.